Münir Özkul ve Adile Naşit tipolojilerinden bugün geldiğimiz noktada. Zannediyorlar ki Madonna'nın, yani şarkıcı Madonna'nın hayatı filme çekiliyor. Ermenistan'dan gelen, Amerika'ya yerleşmiş bir aile Kardashian'lar. Çok Marilyn Monroe resimleriyle bilinir, böyle portreleriyle bilinir herkesin gözünde. Fuat, bu yakınlarda iki ünlünün ölüm yıl dönümleri vardı. Birisi Münir Özkul, diğeri Adile Naşit. Ve ikisi de çok kendine özgü birer efsane durumundalar. Yıldız değiller, anti yıldızlar belki. Ama çok iyilik timsali, herkes için rol modeli olan ünlüler. Böyle ünlüler kaldı mı? Evet, esasında bizden bir jenerasyon önce ama Münir Özkul, Adile Naşit, onların beraber oynadığı Hababam Sınıfı, diğer filmler Türkiye'de hala geçerli olan, o yüzden de Münir Özkul'u anıyoruz, Adile Naşit'i anıyoruz. Çok önemli kişilerdi. Fakat maalesef onları kaybettiğimiz gibi onların temsil ettiği, onların bütün topluma mesaj olarak verdiği o ünlülük, o iyilik, o güven, o sorunları iyi bir şekilde birlikte paylaşarak bir aile yapısı içinde çözme olgusu, referansı yahut mesajının da bittiğini görüyoruz. Bugünkü dünya çok zor bir dünya. Türkiye'de çok zor bir Türkiye. İşte bu yıl Covid-19'da yaşadık, hala yaşıyoruz. Bunun yanı sıra işsizlik var, yoksulluk var, şiddet var, savaş var. Böyle çok zor bir dünyada benim ilgimi çeken bir noktaydı bu. Baktığım zaman bu zor dünyada son dönemlerde ünlülüğe neden olan filmler, diziler, romanlar, bütün bunlara baktığımız zaman esasında iyi olmaktan ziyade bu zorluklar içinde ayakta kalmanın çok daha öne çıktığı. Hatırlar. Nasıl olursa olsun yeter ki ayakta kal. Evet, evet. Yani survival dizilerini konuşmuştuk. Yani survival for fitness denen, bu kadar kötülükler içinde insanın kurdu olduğu bir dünyada ayakta kalmak iyi olmanın önüne geçiyor. O yüzden de onları kaybettiğimiz gibi maalesef biz onların temsil ettiği iyi olmak ayakta kalmanın öncesinde gelirden tam tersine ayakta kalmak iyi olmanın öncesine geliyor gibi bir ünlülük, bir dünya içinde yaşıyoruz gibi. Yeşilçam'ın o sıcak ortamından, hepimizi ısıtan, içini ısıtan ortamından çok daha sert bir ortama, çeşitli nedenlerle, ama bunun içerisinde herhalde entelektüel dünyanın Yeşilçam türü yaklaşımları reddetmesinin de rolü var, ama başka birçok şeyin de rolü var. Bir anda yeni bir toplum düzenine ve yeni bir ünlü anlayışına geçtik. Aslında Tayfun Atay'ın çok sevdiğim bir sözü var, sık sık da kullanıyor: meşhuriyet çağı. Şimdi artık herkes meşhur olma çabasında ve meşhurluk da kolaylaşan bir iş haline geldi. Yani meşruiyet değil, meşhuriyet çağına geldik. Şimdi herkes artık kendini göstermeye çalışıyor ve tekrar eden roller, tekrar eden rol modelleri de yok. Benim bildiğim artık böyle ünlü olarak, mesela tiyatro ya da sinema derseniz yeni kuşakta ne o kadar çok film çekiliyor, ne de herhangi birisinin artık o kadar ünlü olma veya rol modeli olma şansı da kalmadı. Bugün bir dizi çekiliyor, birkaç sene sonra o dizi bitiyor. Film, Yeşilçam'da yılda 6-7 film çekebiliyordu birisi. Şimdi bir kişi belki 5-6 senelik hayatında birkaç filmde ancak oynayabiliyor. Ama asıl mesele, senin dediğin gibi, arkada son derece ciddi bir dönüşüm olması. Ünlülükle ilgili kavramın da derinlikten yüzeyselliğe doğru bir geçiş olması. Şimdi artık insanlar neyi söylediklerinden çok ne kadar göründükleriyle ilgililer. İlk başlarda o derinlikte, Descartes'in ünlü bir lafı vardı, Descartes'in, hani düşünüyorum öyleyse varım. Onu Tayfun Atay görünüyorum öyleyse varım haline dönüştürmüş. Dolayısıyla görünmek diğer her şeyin üstüne geçti ve karakterler geri plana atıldı. Esasında bu görünüyorum öyleyse varım bence önemli bir nokta. Bundan devam edip biraz bu tür konuları tartışırken kendi alanımız olan siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler, araştırma, insani gelişme, tüm bunlara bakarken esasında onların oturduğu bir ortam var. O ortamı
da anlamak için bana Amerika çok önemli bir laboratuvar gibi gelir. Amerika'yı izlediğimiz zaman Türkiye'ye geleceğim ama 3 tane çok kısa örnek vereyim. Bu son 10-15 yıl içinde gelişen. Mesela bunlardan bir tanesi işte son 4 yılda bütün Amerika'nın dünya liderliğinde büyük bir değişim yaratan, Amerikan başkanlığı değişimi yaratan Trump oldu. Yani o mesela tweet atarak başkanlık yaptı. İkincisi, bu Amerika'da 10-15 yılda en fazla kimler ünlü diye bir Ermenistan'dan gelen, Amerika'ya yerleşmiş bir aile Kardashian'lar esasında birdenbire o reality show deniyor, yani gerçeklik şovu diye kendilerini çekerekten çok ünlü oldular. Ama ünlü olurken hep böyle bakıldığı zaman şu kadar takipçisi var, o ne yaptı, vücut yapılarından tut söylediklerine kadar, evliliklerine kadar birdenbire bir banalleşme dediğimiz esasında o çok önemli hale gelmeye. Görünür olmayı esas alan, yani Türkiye'de da onun şeyleri var, YouTuber ünlüleri işte konuşuyorduk, Enes Batur, şimdi bu bir değer ifade etmek çok insanlara bir Kim Kardashian gibi aslında eğlendiriyor insanları. Tabii yani öyle oluyor, ona gelecektim zaten. Fakat bir tanesi de yani işte son 10 yılda yapılan en iyi diziler sıralaması gibi şeyler oluyor sürekli olarak. Yani onların hepsinin içine giren Breaking Bad diye bir dizi var. Yani oranın da baş kahramanı esasında iyi bir sıkıcı bir adam, kimya hocası, kanser oluyor para bulamadığı için. İşte şeye giriyor, uyuşturucu madde kaçak ve müthiş bir dizi. Fakat hep yani Kardashian'lar, Trump ve Breaking Bad'e baktığın zaman esasında burada tam gördüğün iyilik kavramının çok arkaya gittiği, banalleşme, seni takip etmenin öne geçti. Şimdi Türkiye'de geldiğimiz zaman esasında Kardashian'lar gibi şu anda kimler ünlü diye baktığımız zaman kaç takipçim var'a geliyor. Yani ne söylediğin, ne yaptığın değil de kaç takipçim var. Fakat böyle olduğu zaman da esasında hakikaten Münir Özkul ve Adile Naşit tipolojilerinden bugün geldiğimiz noktada şiddete daha açık, banalleşmeye, sıradanlığa daha açık ama görünür olup bir şey yapıp ünlü olduğun zaman da esasında kaç takipçin seni ünlü yapıyor. Böyle bir anlayışın olduğu bence çok daha değişik bir dünyada, çok daha değişik bir sosyolojide yaşıyoruz. İki tane meşhur anekdot vardır, hep konuşuruz ya, hani iki genç kitapçıya girmişler, bakmışlar orada Aşk-ı Memnu diye bir kitap. Aa, Aşk-ı Memnu'nun kitabını da yapmışlar diye birbirlerine söylemişler. Çünkü bildikleri tek şey film. Aşk-ı Memnu hakkındaki film. Gene hani çok üzerinde tartışılan bir televizyon programı vardı bir zamanlar. Herkes eğlendi. Ben de onu hatırlıyorum. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna filminin kitabının filme çekilmesi gibi bir durum vardı. Televizyonda sunucu ve katılımcılar bunu tartışıyorlar. Zannediyorlar ki Madonna'nın, yani şarkıcı Madonna'nın hayatı filme çekiliyor. Aa, kürk mü giymiş falan diye orada yürüyen bir tartışma var. Fark ettikleri gene orada. Yani çok yüzeyde kalan, derinliği kaybolan bir yapı içerisindeyiz. Magazin basında ben böyle ara sıra bakıyorum. Şey de çok eğlenceli. Yani bütün bunların bir de aşk hayatları oluyor. Ve aşk hayatları da bu görünürlüğün, yani kendini göstermenin önemli bir parçası. Bir bakıyorsun Ayşe ile Orhan aşk yaşadı diyorlar. Bu aşk yaşadı kelimesini çok seviyorum. Her ne demekse aşk yaşamak. Ondan birkaç ay sonra Ahmet Ayşe'den vazgeçti. Bir şeyle aşk yaşamaya başladı. Bu isimleri hatırlayamıyorum bir türlü. Diye geçiyor. Yani her şey çok böyle yüzeysel hale gelmeye başladı ve insan bilgilerini hakikaten kitap diye bir şey ortadan kalktı ve kalkıyor. Yani bunu hani huysuz ihtiyarlar gibi vay kitap ortadan kalkıyor falan demenin de bir anlamı yok. Arkasında başka bir sürü dinamikler var ama okumak ve derinlemesine bilgi sahibi olmak da ortadan kalkıyor ve ona eşlik eden bütün profiller, orada kendini gösteren bütün profiller yerini çok daha yüzeyde dolaşan, anlık olan popülariteye bırakmaya başlıyor ve insanların da fikirleri bunun çerçevesinde gelişmeye başlıyor. Bu siyasette de öyle, her şeyde öyle, yani toplumsal olaylara bakışta da böyle yüzeysel bir bakış açısıyla çok çabuk fikir sahibi oluyorlar ve o fikir sahibi de görsel bilgilere
dayanıyor insanların. Hani şu anda Uğur Mumcu'nun da gene hani bir eski ve çok tekrar edilen bir cümlesi vardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. Şu anda bulunduğumuz yer veya bulunduğumuz dönem bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma dönemi. Yani burada esas da şöyle devam edebiliriz Vural. Kürk Mantolu Madonna'yı okuduğun zaman müthiş bir romandır. Yani herkese tavsiye ederim. Ben ara ara okurum onu. Çok sıkıcı, memur birisiyle başlar ve oradan müthiş bir aşk hikayesine Almanya'da gider. Tabii o derinlik romanda varken esasında bugün konuştuğumuz bu konuda o derinliğin yok olup esasında Kürk Mantolu Madonna mı yoksa şarkıcı Madonna'nın hayatının karıştığı, fikrin bilgiden öne çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Ama Sabahattin Ali'yi okumak, Kürk Mantolu Madonna'yı okumak, o derinliği okumak, yani Adile Naşit, Münir Özkulları hatırlamak da önemli oluyor. Çünkü buna benzer şekilde Yaşar Kemal'in çok önemli bir lafı vardır. O iyi insanlar güzel atlarıyla gittiler diye. Ben bu noktada onu söylemek isteyip biraz açmak istiyorum. Esası derinliği baktığın zaman, fikirden bilgiye gittiğin zaman, işte onun Çukurova ile ilgili, tarımla ilgili, bütün yazdıkları Yaşar Kemal'in, yani müthiş bir esasında Türkiye olduğu gibi bir insanlık halidir. Oradan çok şey öğrenirsin. Ama bugün baktığımız zaman Yaşar Kemal de gitti ama onunla birlikte, onun yazdıklarıyla birlikte. Onlar da dizi oluyor esasında. Fakat o dizi olduğu zaman senin söylediğin gibi o yüzeydeki aşk ilişkilerini, o derinlik tamamıyla kayboluyor. Bugünün dünyasında belki de bunu ciddiye de almak gerekiyor. Çünkü son dönemlerde biliyorsun post-truth diye, yani doğrunun ötesinde bir dönemi yaşıyoruz ve herkes esasında bir şey söylüyor ve söylediğinin etkisi, algı şeyin önüne geçiyor. Bilginin, gerçekliğin önüne geçiyor ve algıyı çözemezsen kaybedebiliyorsun. O yüzden de bugünün bu ünlülük, mesaj, biraz evvel bütün Adile Naşit ve Münir Özkul'a referansla konuştuklarımızda hakikaten bir dönem, bir dünya, bir görüş o güzel atlarıyla gidiyor ve tamamıyla görüntünün ön plana çıktığı, biraz sıradanlığın ön plana çıktığı ama bu ciddiye de almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani böyle bir hakikaten o insanlar güzel atlarıyla gittiler. Ve bir daha geri gelmeyecekler muhtemelen. Onun ama nedeni de arka planında büyük bir teknolojik değişim var. Büyük bir hayat temposu değişimi var ve iletişimin çok değiştiği bir ortam var. Yani artık hakikaten kitabı alıp okuyacakları bir yer yerine cep telefonundaki Twitter'ı takip etmek ya da o sıradaki Instagram'da birisini takip etmek ya da kendisinin Instagram'da bir yayın yapmasını çok tercih eder hale geldiler. Arkada çok büyük bir tempo değişimi, hayat temposu değişimi oldu. Bu da hani iyi bir şey ya da kötü bir şey değil diye tartışılmaktan çok bir gerçeklik olarak tartışılacak. O da belki hani ben ona biraz da hem ünlülüğün sıradanlaşması diye konuşmuştuk hem de ünlülüğün demokratikleşmesi diyelim. Artık herkes işte Andy Warhol'un dediği gibi ki Andy Warhol böyle işte underground bir sanatçı diyelim. Hani film yönetmeni, sanatçı falan en çok Marilyn Monroe resimleriyle bilinir. Böyle portreleriyle bilinir. Herkesin gözünde bir şey vardır. Onun o meşhur sözü herkes 15 dakikalığına bir gün meşhur olacaktır diye. Gerçekten herkeste bir meşhur olma potansiyeli var. Dolayısıyla meşhur olmak da gelip geçici bir kategori haline gelmeye başladı. Çok kısa süre içerisinde iyi bir Instagram yayınıyla, iyi bir sosyal medya yayınıyla yeteneğin de varsa, bu döneme ilişkin koşullara uyuyorsan öyle olabiliyorsun. Yani bir yandan da ünlülük önemli bir kategori olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla hani Adile Naşit, Münir Özkul gibi hem iyi insan, iyi rol modelleri, topluma iyi birleştirici bir örnek olarak gözüken insanlar hem de sıcak bir duygular veren insanların yerini işte gelip geçici ama o anda ünlü olan kimseler kalıyor ve nasıl söyleyeceğim, ünlülük artık önemli bir değer olmaktan çıkıyor. Herkes bir aşamada ünlü olabilir ama bunun bir geçiş süreci olarak düşünmek lazım. Çünkü televizyonda vesaire, şimdi benim arkadaşlarım da var. Birisi mesela hala televizyonda birisi bir şey söylediği zaman onu anlamlı buluyor.
Yani hala öyle bir şey var ama yani bu... Daha doğrusu televizyonda bir şey söylediğin zaman anlamlıysa kafada kalıyor ve o seninle devam ediyor. Yani bir kuşak da öyle kuşkusuz. Evet, evet. Yani o kuşakta hani nasıl söylersen diyelim ki şu andaki hani belki 40 yaş üstü kuşak hala televizyonla ilişkisi olan, televizyondaki haberler, programlarla ilişkisi olan bir kuşak ama onun altı tamamen başka bir alana, başka bir medya, mecra alanına doğru kayıyor. O sonuçta kritik olan nokta artık ünlülük çok kalıcı, çok sürekli bir şey olmaktan çıkıyor. Anlık bir olay haline geliyor ve sıradanlaşıyor diye bitireyim. Bu aynı zamanda ünlülüğün demokratikleşmesi diye de tanımlanabilir.